Almanya'da üniversite okumak nasıl bir şey? Bugün sizlere elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle neden Almanya? Aslında bunun cevabı 2 artı 2 eşittir 4 kadar kesin bir şey. Türkiye'de eğitim alıyorsanız zaten yabancı diliniz İngilizcedir. Yani birinci yabancı diliniz İngilizcedir. Buna rağmen insanlar neden Almanya'da okumaya çalışıyorlar? Neden Almanca gibi bir dili öğrenmeye çalışıyorlar, kendilerini bu kadar zorluyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Cevabı çok basit aslında arkadaşlar. Yani İngiltere'ye bakın, Amerika'ya bakın, Kanada'ya bakın. Yani bu ülkelerin üçüne de bakın. Zaten eğitim ücretlerine baktığınız zaman bunun cevabını görmüş olursunuz. Yani bu ülkelerde yaklaşık, mesela İngiltere'de örnek verelim, bir senelik eğitiminiz, bir senelik üniversite eğitiminiz yaklaşık 10 bin pound'a denk gelir. 10 bin sterline denk gelir. Amerika'da mesela aynı şekilde yine 10 bin dolar, 11 bin dolarlar konuşulur. Aynı şekilde Kanada için de bu geçerli. Orada da yine Kanada doları var. Yani artık 12 bin Kanada doları, 11 bin Kanada doları gibi ücretler, bir senelik ücretler varken Almanya'da bunun onda birini ödüyorsunuz. Yani ortalama olarak söylüyorum. Hani örnek verelim, ortalama bir şekilde dönemlik eğitim ücretiniz üniversitede 500 euro olsun ve senelik olarak bunu 1000 euro olarak sayalım ve gördüğünüz gibi yani aslında Türkiye'de insanların Almanca değil bunun yerine İngilizce öğrenmiş olmalarına rağmen inatla Almanya'yı zorlamaları, Almanya'ya gelme çalışmaları buradan geliyor. Almanya diğer gelişmiş ülkeler arasında öğrenciler için gerçekten ekonomik olarak çok avantajlı bir ülke. Yine Avrupa içerisinde de mesela örnek veriyorum, neden İspanya değil, neden İtalya değil gibi düşünecek olursanız zaten bu ülkelerin o kadar fazla işçi açığına, alan açığına sahip olmadığını bilirsiniz zaten. Hani İtalya'dan eğitim almış, İtalya'da master tamamlamış insanları ben biliyorum. Sonrasında Almanya'ya eğitim almaya geliyorlar. Almanya'ya çalışmaya geliyorlar. Neden? İtalya'da iş bulamamışlar. Aynı şekilde İspanya'da da bunun örneklerini görebilirsiniz. Çok fazla açığı olmayan bu tarz ülkeler özellikle Avrupa Birliği vatandaşı insanları almak istiyor. Yani çalışan olarak alacağı zaman da onlara öncelik veriyor. Ama Almanya gibi ülkeler hem Avrupa içinden hem Avrupa dışından gerçekten yani sürüyle insan alıyor diyebiliriz. Yani Türkiye'den tut İran'ına kadar, Japonya'dan tut Çin'e kadar, Hindistan'a kadar. Yani her yerden buraya akın akın insanlar geliyor. Rusya'dan, Ukrayna'dan, her yerden aklınıza gelebilecek her yerden buraya akın akın insanlar geliyor. Amerika'daki, İngiltere'deki en üst seviye üniversiteler tabii ki Almanya'daki üniversitelerden daha iyi olabilir. Ama ekonomik açıdan düşünürsek gerçekten Almanya ile kıyaslayabileceğiniz, rekabet edebilecek başka bir ülke yok bir öğrenci için. Direkt olarak iş bulabilecekseniz tabii ki işler değişir ama bir öğrenci olarak başka bir ülkeye gideceksiniz gerçekten Almanya dışında alternatif ikinci üçüncü bir ülke bulmanız bile çok zor. Yani birçok insan hem ekonomik sebeplerden dolayı hem de mezun olduktan sonra buradaki iş imkanlarından dolayı Almanya'yı tercih ediyor. Peki Almanya'da üniversite okumak nasıl bir şey? Herkesin söylediği bir efsane var. Nedir? Kabul alması kolay, bitirmesi zor. Doğrudur arkadaşlar. Gerçekten kabul almakta çok zorlanmayabilirsiniz. Yani birçok okuldan kabul alabilirsiniz. Bitirmek gerçekten zordur. Yani böyle aşama aşama bölüm bölüm geçtiğinizi düşünün. Yani kolaydan zora gidiyor. En sona kadar zorlana zorlana seviye arta arta gidiyor. Tabii ki iş biraz şansınıza, size denk gelen veya sizin seçtiğiniz hocalara, yani birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza göre bile değişebilir. Yani genellikle geçmemesi gereken öğrenciyi geçirmiyorlar, bırakıyorlar, tekrar alıyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz vesaire. Yani bu konuda gerçekten katılar. Yani sınavı yapamadıysan, derslere katılmadıysan, ödevlerini teslim etmediysen, ödevler de çok önemlidir bu arada. Yani sınavların dışında bir de ödevler de çok önemli burada. Yani zaten buradaki hocalar o sınavları öyle yapıyorlar ki sen hani dersleri takip etmediysen zaten hiçbir şekilde kopya almaya çalışsan bile onu yapamıyorsun. Yani açık uçlu sorular vesaire de soruyorlar çok fazla. Yani işte öyle Türkiye'deki gibi ben dersi takmayayım orada burada takılayım işte vizeden önce finalden önce biraz çalışır hallederim gibi bir mantık biraz zor oluyor. Zaten işte devamsızlık yaptığın için, ödevlerini teslim etmediğin için zaten bayağı geriden başlamış oluyorsun. Sınavda da aynı şekilde öyle sorular soruyorlar ki yani öznel cevap vermen gerekiyor veya böyle hocanın o derste anlattığı o ufacık detayı hatırlayıp onu yazman gerekiyor. Yani bu yüzden zaten hani zorlanmış oluyorsun. Bu yüzden hani kaçarın olmuyor. Gerçekten dersi takip etmediysen, dinlemediysen, uzakta kaldıysan konulardan gerçekten finalde geçme işin çok zor. Hangi bölümü okuyorsanız okuyun. Gerçekten Almanya'da böyle bir kültür var. Yani böyle uzun uzun sınav kağıdı doldurma, böyle uzun uzun açık uçlu sorulara cevap verme gibi bir kültür var. Yani konunuz ne olursa olsun Almanya'da böyle mesela 3-4 sayfalık sınav kağıtları önünüze verilebiliyor ve derste de anlatılmış böyle her şeyi detaylı detaylı sorabiliyorlar. Böyle uzun uzun yani 2 saat, 3 saat böyle oturup
cevap yazıyorsunuz. Yani o yüzden belki de Almanya'da buna Prüfungsschreiben diyorlar. Hani sınav yazmak, hani sınavı yazıyorsun. Böyle adeta kolun kopuyor yani. Öyle sınavlar var. Benim bölümüm mimarlık arkadaşlar. Peki bunun mimarlıkla ne alakası var diyebilirsiniz. Ama böyle birkaç tane araştırma metotlarıyla ilgili dersler almıştım. Bir de aynı şekilde şehir planlamayla alakalı bir ders almıştım. Bunlar da gerçekten bu dediğim formatta böyle oturup kolunuz kopana kadar yazdığınız sınavlar vardı. Yani böyle 2 saat, 3 saat falan. Belki 4 saat, yani abartısız söylüyorum bu arada. Hani böyle size soru kağıdı veriliyor. Soru kağıdı işte zaten 4 sayfa soru kağıdı falan var. Sen böyle 4-5 tane daha böyle ek sayfa çıkarıp hani hem soru kağıdını dolduruyorsun hem de böyle ek sayfa çıkarıp 4-5 sayfa daha yazıyorsun falan, böyle hayal edin. Tabii ki çizim de yapmanız gerekiyor sonuçta. Gerçekten bu tarz sınavlar ben Türkiye'de hiç görmemiştim. Almanya'da biraz daha böyle açık uçlu soru mantığı var. Açık uçlu cevaplar veriyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi böyle bir bilgiyi sorup onun cevabını almaya çalışmak yerine öğrencinin yorumunu, öğrencinin düşüncesini görmeye çalışıyorlar ve aynı şekilde öğrenci o yorumunu derste öğrendikleriyle nasıl bağlıyor, nasıl bir şekilde alakalandırıp ona cevap verebiliyor, bunu görmek istiyorlar. İşte o yüzden böyle kopya çekeyim, ondan bundan bakayım mantığı burada biraz çalışmıyor. Derslerde dediğim gibi aynı şekilde, yani biraz hocasına göre değişiyor ama birçok derste gerçekten hocalar devamsızlığa çok takılıyorlar. Derse zamanında gelmenize çok takılıyorlar. Yani bazı hocalar, mesela benim tanıdığım, gözümle gördüğüm, şahit olduğum örnekler var mesela. Bir tane hoca vardı. Derse ilk gün geç gelen herkesi attı, yani bildiğin sınıftan, dersten attı. Dedi ki siz bir dahaki dönem alın dersi, geçmiş olsun dedi. Yani bu kadar basit. Böyle vakalar gerçekten yaşanabiliyor. Yani dersi ciddiye alıyorsunuz, derse katılıyorsunuz, derse gidiyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yani her şeyi not alıyorsunuz vesaire. Bunlar çok önemli. Onun dışında yine Türkiye'ye kıyasla burada teori ağırlıklı anlatımlar, teori ağırlıklı dersler, böyle uzun soluklu dersler var. Yani mesela bir derste oturduğunuz zaman 2 saat, 3 saat hoca sıkılmadan, daralmadan konuyu anlatabiliyor. Mola falan da vermiyor. Ha, tuvaletiniz geliyorsa siz mesela tuvalete gidip gelebilirsiniz, sıkıntı yok, ama hoca gerçekten aralıksız, mola vermeden, nefes almadan 3 saat 4 saat ders anlatıyor. Bu da benim Almanya'da pek alışamadığım bir şey oldu. Yani ben 50 kere acıkıyorum, 50 kere tuvaletim geliyor yani o ders esnasında 3 saat 4 saat. Bir de bazen mesela böyle haftalık derslerimiz oluyordu. Mesela bir hafta komple bütün gün o dersi görüyorduk. Öteki hafta mesela boş günümüz oluyordu. Öteki hafta hoca gelmiyordu ve bu beni çok yoruyordu. Yani böyle yaklaşık herhalde bir 8 saat falan bütün gün aynı dersi görüyorduk, yani molalarla vesaire. Hani hoca böyle yapmış, 2 haftada bir aynı ders görüyoruz falan. Gerçekten benim zaten hani 2 saatten sonra diğer kalanında ne dinledik ne gördük unutuyordum, gidiyordu yani, oradan kopuyordum ben. Ama Almanya'daki hocalar bunu çok normal bir şeymiş gibi yapabiliyorlar. Sıkılmadan, bıkmadan, usanmadan anlatıyorlar. Ya yani inanılmaz gerçekten. Ben hani çoktan uçmuşum gitmişim, hani 2 saatte 3 saatte uçtum gittim ben. Hani hoca devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Sıkılmıyor, bıkmıyor yani. Yani özetlemek gerekirse biraz daha böyle teorici, yorumlayıcı, ezber bilgiden çok böyle açık uçlu düşünen, böyle yaratıcı düşünmeyi ön plana koyan daha mantıklı bir eğitim sistemi var diyebiliriz. Dediğim gibi sınavlar değişiyor. Yani vize sisteminden çok mesela sadece finali olan dersler var mesela. Ama o dersler için gerçekten ödevleri de teslim etmeniz gerekiyor. Yani ödevler vize yerine geçebiliyor. Yani bu tabii ki hocadan hocaya, dersten derse değişiyor. Aynı şekilde Almanya'da bir üniversite var. Yani üniversite dedikleri. Bu normal bir üniversite. Bir de aynı şekilde Hochschule var. Hochschule'yi biz Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum. Yani herhalde uygulamalı bilimler üniversitesi diye çevirebiliriz en mantıklısı. University of Applied Sciences diye geçiyorlar mesela çoğu. Türkiye'de aslında bu ikisi de üniversite kategorisinde sayılabilir. Hochschule'ler biraz daha böyle pratik eğitim metotlarını kullanırken üniversiteler daha çok teorik eğitim metotları kullanıyor diyebiliriz. Üniversiteler genellikle tabii ki daha geniş, daha büyük kampüslü, daha çok akademik kadrosu olan, daha çok öğrencisi olan, daha çok bölümü olan yerlerken Hochschule'ler biraz daha böyle lokal bölgelerde, daha böyle belirli bölümlerin olduğu yerler olabiliyor. Bildiğim kadarıyla Hochschule'lerde çalışan hocaların o mesleği kariyer olarak yapmış olmaları gerekiyor. Yani o mesleği pratik etmiş olmaları gerekiyor. Hochschule'de biraz daha böyle hocalarla tanışabileceğiniz, hocalarla yakın olabileceğiniz bir ortam var. Ve biraz daha hani not açısından bence üniversiteye göre daha kolay yani Hochschule'ler. Yani yüksek not almak istiyorsanız. Hochschule'lerde hocalarla ve arkadaşlarınızla iletişim açısından daha küçük ve sıcak bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Üniversitelerde ise gerçekten daha zorlayıcı dersler, daha zorlayıcı sınavlar olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Türkiye'de bir statü olarak bunların ikisinin bir farkı yok. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor ama tabii ki üniversitenin prestiji, saygınlığı bir Hochschule'ye göre daha yüksek oluyor. Tabii ki büyük üniversitelerin kampüs imkanları,
çeşitli spor imkanları, faaliyetleri vesaire hochschulelere göre daha çok oluyor. Hochschuleler biraz daha böyle lokal yerlerde olurken üniversiteler daha çok büyük şehirlerin merkezlerinde oluyor diyebiliriz. Okurken biliyorsunuz part-time çalışabiliyorsunuz. Üniversite zorluğunu da düşünecek olursak burada birçok insan bölümünü normal zamanında bitirmiyor. Birkaç dönem uzatıyor ki öğrenci olmanın aslında çok fazla avantajı var. Yani vergisiz mesela belirli bir saate kadar hiç vergi ödemeden part-time olarak çalışabiliyorsunuz. İşte toplu ulaşım açısından mesela üniversitenizin bir şeyi oluyor, semester ticket'ı oluyor. Onunla birlikte mesela ücretsiz bir şekilde toplu taşıma kullanabiliyorsunuz. Müzelere vesaire ücretsiz girebiliyorsunuz. Üniversitelerin kafelerinde falan indirimden faydalanabiliyorsunuz. Yani tabii ki hem işte Almanca öğreniyorsunuzdur, hem çalışıyorsunuzdur, hem üniversiteyle uğraşıyorsunuzdur. Yani böyle bir zorlukta tabii ki üniversiteyi uzatabilirsiniz. Bu sizin için avantajlı olur. Üniversitenize devam ederken staj imkanlarına bakabilirsiniz. Bunun dışında Werkstudent dedikleri bir şey var. Bu mini job'dan daha fazla çalıştığınız bir sistem. Bununla mesela kendi mesleğinizle alakalı bir şey bulup öğrenciyken çalışabilirsiniz. Eğitiminizin yanında Werkstudent olarak çalışırsanız, staj yaparsanız veya okulun bünyesinde çalışırsanız tabii ki mezun olduktan sonra iş bulma şanslarınızı arttırmış olabilirsiniz. Yani okurken biliyorsunuz öğrenci vizesiyle gelmiş oluyorsunuz. Yani o vize tamamen öğrenci olmanız, okumanız amacıyla verilmiş oluyor ve bunu mezun olduktan sonra bir şekilde çalışma vizesine çevirmeniz gerekiyor. Tabii ki bir iş bulduktan sonra yabancılar dairesine iş sözleşmenizle gidiyorsunuz ve artık size bir çalışma izni veriyorlar. Tabii ki bu sözleşmenin de şartları var. Yani kazandığınız maaşa, mesleğinizin tanımına vesaire de bakıyorlar. Ama mezun olduğunuz zamanlarda direkt olarak iş bulamadıysanız da Alman devleti buradan mezun olanlara 1,5 sene boyunca iş arama hakkı tanıyor. Yani o 1,5 sene içerisinde kendinize istediğiniz işi bulabilirsiniz ve aynı şekilde becerileriniz yeterli değilse böyle çeşitli kurslara gidip kendinizi geliştirebilirsiniz. Almancanızı geliştirebilirsiniz. Ehliyet alabilirsiniz vesaire ki yani bu 1,5 sene sonunda işinizi bulmuş olun. Almanya'da bir üniversiteden mezun olmanın bu şekilde avantajları var. Yani anında işi bulamıyor bile olsanız bir süre boyunca kendinizi geliştirip yine iş bulabilme şansınız var. Aynı şekilde Almanya'da birçok sektörde açıklar var. Sağlık sektöründe açıklar var. Yazılım, IT vesaire bu alanlarda açıklar var. Yaşlanan bir ülke zaten buradaki emekli maaşlarının karşılanabilmesi için her türlü genç nüfusa ihtiyaç var. Böyle bir ortam ve ekonomik durgunluk olduğu için zaten Alman devleti buraya gelenleri bir şekilde buradaki çalışma hayatına entegre etmeye çalışıyor. Yani kısaca bunca ülke varken insanlar inatla Almanya'ya bu sebeplerden dolayı geliyor. Yani diyorsun işte neden İngiltere'ye gitmiyorsun, neden Amerika'ya gitmiyorsun, neden Kanada'ya gitmiyorsun vesaire. Zaten gördüğünüz gibi ekonomik durumlar zaten bunda çok önemli bir rol oynuyor. Onun dışında tabii ki Almanya'nın Türkiye'ye yakın olması, gidip gelmenin kolay olması da çok büyük bir avantaj.